Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın ipini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimizi çıkaralım ve bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buraya kadar 5 ve 5'in katları artı 4 demiştik. 2 tane var. Şöyle 2 ilmek daha ekliyorum. Toplamda 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben şimdi modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Siz dilediğiniz lastiği alt kısmına uygulayabilirsiniz. Direkt modele başlıyorum. Arka yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğini de ördüm ilk sıra olduğu için. İlk önce arka yüzde ilmeklerimizi belirleyeceğiz. Daha sonra ön yüzde modelimizi kuracağız. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. İlk sıra olduğu için 2 tane düz ördüm. Evet, 2 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım tekrar. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğini de arka yüzde olduğum için ters ördüm. Dediğim gibi arka yüzde ilmeklerimizi belirledik. Yerlerini şimdi modelimizi kuracağız. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. İkincinin şöyle ara kısmından 1 ilmek çıkardım. Bırakmıyorum. Bir doladım. Daha sonra bu 2 ilmeğin ve arkasındaki 3. ilmeği şöyle üçünü birlikte düz örüyorum. Tekrar yapacağım. İpim ayrıldı. Biraz sıkı örmüşüm. Evet, çıkardım. Devam ediyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine 3 düz ilmeğimdeyim. İkincinin ara kısmından ikinci ve üçüncünün bir ilmek çıkarıyorum. Bir arttırdım. Tekrar bu 2 ilmeğimi arkadaki 3. ilmeğimi birlikte düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine aynı yerdeyim. Bakın 2 ve 3. düz ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. Bir doladım. 2 ve 3. ilmeği birlikte düz olarak örüyorum.
Yapım aşaması oldukça kolay. Sadece ben ilmekleri sıkı ördüğüm için biraz zorlanıyorum bu kısımda. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzden modeli kurmuş olduk. Modelimizin ikinci sırası kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğim düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bu ilmeklerimi de ters örüyorum bakın. Şu şekilde. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. Arka yüzde işlem hep aynı. Model zaten 2 sırada bir kendini tekrar eden kolay bir model ve hızlı ilerleyen bir model. 2 ilmeğimi düz ördüm ve ben her zaman arka yüzde kenar ilmeklerini ters örüyorum. Burada da ilmeğimi ters ördüm. Şimdi modeli bir kez kurduk. Şu anda çok anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Devam edelim. Bir kez daha birlikte modelimizi kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm yine. İpimi arkaya aldım. Tekrar bakın 3 düz ilmekteyim. 2 ile 3'ün arasından şöyle ilmeğimi çıkardım. Bırakmıyorum. Bir doladım. 2 ilmek ve arkasındaki 3. ilmeği birlikte düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar 3 düz ilmeğimdeyim. 2 ile 3'ün arasından ilmek çıkardım. Bir doladım. 3'ünü birlikte düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar bakın şu kısımdan ilmeğimi çıkardım. Bir doladım. Bu 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Bakın şöyle birinci, ikinci ve üçüncü modelimiz. Model yavaştan kendini belli etmeye başladı zaten. Şimdi modelin arka yüzündeyim. İkinci modelin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. İki düz. 3 ilmek ters örüyorum. Modelin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Ve 2 sırada bir kendini tekrar eden bir model. 2 düz. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Evet, bakın şöyle modelimiz artık iyice belirginleşti. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Büyük bir parçada daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Bence bu renge de çok yakıştı bu model. Modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Bu da arka yüzü. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Herhangi bir toparlanma yapmadım model. Tabii ki siz dilediğiniz lastiği alt kısmına uygulayabilirsiniz. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerine de çok yakışır. Şöyle çıtı pıtı bir model. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur.
Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.